Ve işte beklenen adam hocam, yayınımıza hoş geldin canlı yayına. Selamlar, nasılsın Onur? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Asıl sen nasılsın hocam? Uğraştın uğraştın, Serdar Tatlı'yı gönderdin sonunda. Vallahi ben gitmesi gerekiyordu. Normal. Gitmemek için çok zor, çok direndi ama gitti tabii sonuç olarak. Evet. Yani şimdi herkes diyor ki Ahmet Çakar sayesinde oldu bu. Ahmet Çakar'ın ısrarları üzerine oldu. Twitter falan yıkılıyor şu anda, Instagram. Herkes seni konuşuyor. Yani nasıl değerlendiriyorsun? Bir değerlendirmeni alalım. Tamam, iyi konsantre ol bana. Bizi izleyen sevgili Instagram takipçileri de iyi konsantre olsun. Oldu. Şimdi hikayeyi anlatayım o zaman. Hadi bakalım. Çok uzun yıllar önceydi. Dallas dizisi vardı, bilir misin? Vallahi ben çocuktum o zamanlar. Çok izleyemedim hocam. Kimin cebinde? Herkes birbirinin arkasına geçmeyi planlıyor. Herkes ondan... CR'ı falan biliyorum, evet. Her türlü entrika var. Olay böyle. Türk hakemlik tarihinin en kirli, en rezil, en şantajlı son 24 saatini izledik. Olay şöyle. Of. Görebiliyor musunuz beni? Evet. Hocam biraz daha uzak tutabilirsen, biraz daha uzak tutabilirsen şöyle tam bir görelim. Evet. Böyle şimdi, harika. Pazar akşamı hatırlanacağı üzere Ali Koç Trabzon Fenerbahçe maçından sonra haklıdır haksızdır onu tartışmıyorum. Ver yansın etti. Sayın Bilecik konuştu. Sayın Ali Koç Fenerbahçe taraftarını Sabiha Gökçen'e çağırdı. Orada kaleci Altay, Pereira, Mesut Özil konuştular. Fenerbahçe camiasında inanılmaz bir reaksiyon başladı. Ha, haklıdır. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun üzerine çok büyük bir entrika ortaya çıktı. Meğer bu Serdar Tatlı denen şahıs cin olmadan şeytan çarpmaya kalkan taşla kurnazı Serdar Tatlı MHK'ye gelirken bundan 2 sene önce MHK'ye görev alan bütün adamlardan hepsinden peşinen bir istifa dilekçesi almış. Yani yarın bir gün siz isteseniz de, istemeseniz de ben sizi istifa ettirebilirim. Gücünü eline alabilmek için. Oo. Şimdi bunun içinde kimse MHK kim varsa hepsinden 2 sene önce MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Örneğin Metin Tokat, örneğin Ahmet Çakar, örneğin Onur Yıldız. Peşinden Allah Allah. Dilekçeleri şeye koymuş kasasına. Oraya sadece evet. Tarih atacak ve işleme koyacak. Tamam. Yani dünkü Metin Tokat olayı da mı mesela? Geliyor, geliyor. Fenerbahçe camiası reaksiyon gösterince, ver yansın edince Serdar Tatlı'ya onu göreve getiren bir yorumcu, ismini vermeyeyim. Oğlum demiş Serdar, sen gerizekalı mısın? Bir safra at, gaz al. Nasıl böyle karnın şişince bir gaz atarsın, rahatlarsın ya. Safra at, Fenerbahçe'nin gazını al. O da dün saat 14 itibariyle, yani Serdar Tatlı dün saat 2, öğleden sonra 2 itibariyle istifa dilekçesini işleme koydu. Oo. Bir defa düz mantık düşün. Metin Tokat yıllarca benim yancımdı, yan hakemimdi. Metin Tokat iyi çocuktur, dürüst çocuktur. Öyle pislikle işi olmaz. Kafası çalışmasa bile bir adam... Yok ya, bütün bu hakem rezilliklerin ihalesi bana mı kalacak? Yani ben istifa edeceğim. Bütün rezillikler, skandalların baş sorumlusu Metin Tokat'mış gibi beni istifa ettireceksin ha dedi. Dün saat 14'te oluyor. Saat 14'ten bugün saat 14'e kadar. Yani tüm çarşamba, çarşambayı perşembe öğleden sonraya başlayan güne kadar 24 saat Metin Tokat dedi ki, bakın beyler, yaptığınız iş iş değil. Bütün bu rezilliklerin sorumlusu ben değilim dedi. Serdar Tatlı'ya, Fenerbahçe'ye. Ama ben şu anda günah keçisi oldum dedi. Bütün Fenerbahçe camiası ve Türkiye'de hakemden canı yanan herkes, aa bak bu işlerin sorumlusu Metin Tokat'mış diyecek. Bütün ihale bana kalacak. Siz de aklınız sıra gaz çıkartacaksınız. Fener'in gazını alacaksınız. Doğru. İkinci ben olacağım. İhale bana kalacak. Ha yok öyle bir şey dedi. Zaten bunu her kafası az çalışan insan bile böyle bir tezgaha gelmemesi açıktır. Doğru. Düşünme, ne söyleyeceğim sana? Sen, ben, Buğra, Sezgin falan bir yeri soyduk. Evet. Biz dedik ki bu işi Sezgin yaptı. Sezgin derken onlar hep beraber soyduk burayı. Ha bravo, doğru. Mantıken düşünelim. Aynen. Öyle mi dedi?
İşte ondan sonra kirlilik başladı. Bak dedi Serdar. Bunlar aldığım bilgi, bak bunlar teyide muhtaç. Doğrudur yanlıştır bir şey diyemem. Evet. Bak dedi Serdar. Sen de istifa edeceksin. Alayınız istifa edecek merak eden dedi. Önce bir direnç oluştu. Etmezse ne olur dedi biliyor musun? O zaman anlatırım. Neyi anlatırım? Kim göreve getirdi? Hangi taahhütler verildi? Ali Koç nasıl kandırıldı? Bazı hakemler nasıl atandı? Bazı alt liglerde hangi elektronlar döndü? Hepsini kusarım dedi. Kusmamam için dedi. Ya beni öldüreceksiniz ya da hepiniz istifa edeceksiniz. İhale bana kalamaz dedi. Ve Serdar Tatlı 24 saat sonra, yani bugün Perşembe günü saat 14 sularında, evet, eve intihar etti. Anladım. Özür dilerim. İstifa etti. Evet. Çok mantıklı ha, hocam. MHK'ye kim gelir bilmem. Kimin geleceğini bilmiyorum ama kimin gelmeyeceğini biliyorum. Ben kim Sen gelmeyecek misin? Hocam bu olay açıklanır açıklanmaz istifa. Biz hemen bir anket yaptık. %87 Ahmet Çakar çıkıyor. Ya halk seni istiyor. Türk spor kamuoyunun teveccühüne, bana güveni için minnettarım. Bunun için teşekkür ediyorum ama benim için daha çok erken. Erken hiç hayatım boyunca olmayacağım demiyorum ama şu an asla düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum. MHK'ye kim gelirse gelsin. Eğer Serdar Tatlı'ya, tekrar söylüyorum. MHK'ye kim gelirse gelsin. Ben gelmeyeceğimi biliyorum. Kim gelirse gelsin. Eğer Serdar Tatlı'ya bir daha gözlemcilik, temsilcilik, plaj futbolunda su satma, kenarlarda top toplayıcı gibi bir görev verirse o MHK'nin de aklını alırım. Anladım. Peki şimdi hocam sana şunu soracağım. Mesela sana diyelim Futbol Federasyonu açtı telefonu, danıştı. Ben mesela Nihat Özdemir'im. Ali hocam nasılsın, iyi misin? Mesela dedim. Ya bu olayları biliyorsun. Kimi öneriyorsun bize? Yok, öyle yok, öyle. İş kıça dayanınca yok. Onu eskiden soracaktınız bana. Kötü giderken soracaktınız. Böyle bıçak kemiğe dayanları yok. Bak dalgana Nihat Başkan derim. Hakikaten kimseye önermez misin? 2 senedir, 3 senedir bana Türk hakemliğinin sorunu nedir hoca diyen yok. 3 senedir bana kimi önerirsin diyen yok. Türkçeyi bile zor konuşan Serdar Tatlı ki benim yancımdır. Ahmet abi. Gel bize yardımcı ol ruhen, fikren diyen yok. Yok ya, pabuç sıkışacak. Her türlü rezillikler ortaya çıkacak. Ahmet Hoca bize ne önerirsin? Size önereceğim tek şey var. Bakın dalganıza derim. Hakikaten öyle mi dersin hocam? Evet. Peki olacak. O zaman doğru dersin. Yıllardır hocam, program yapıyoruz canım kardeşim. Doğru dersin, aynen. Sen dersin hocam. Peki o zaman beyaz futbol izleyenlere kimi tavsiye edersin? Seyircilerimiz soruyor hoca kimi tavsiye ediyor diye. Olur, benim zekamla alay et. Ben isim çıkmaz. Ama şu var. Diyelim ki Onur mu geldi? Diyelim ki Hasan mı geldi? Diyelim ki Hüseyin mi geldi? Bak Onur, MHK başkanı oluyorsun, hayırlı olsun. Şunu da derim, yani senin olman uygun olabilir ama sen yakışmıyorsa oraya derim. Madem oldun, Serdar Tatlı'ya top toplayıcılığı bile statlarda yaptırırsan aklını alırım senin. Şartın bu. Şartın bu. Tabii. Çünkü Serdar Tatlı, bazı şeyleri konuşamıyorsun Onurcuğum. Sen beni iyi tanırsın. Evet. Serdar Tatlı'nın oraya nasıl geldiğini, hangi entrikalarla geldiğini. Bir de şahitler, bak emin değilim. Günah boynuna. Metin Tokat'ın elinde bir kaset varmış. Kaset. Hakikaten mi hocam? Seks kaseti filan değil, yanlış anlama. Bir konuşma kaydı kaseti. Tabii hocam. Ama yani detayı bilmiyorum. Bak detayı bilmiyorum. Yani son 24 saatte mevcut MHK üyeleri, belki federasyon arasında şantaj, kaset, tehdit, son derece çirkin işler geçti. Bir defa mantıken düşün ya. Serdar Tatlı istifa etse dün Metin de istifa ederdi. Yine evet. Mantık. Metin Tokat gerizekalı bir herif mi ya? Bütün bu rezilliği, beni istifa edeceğim, ne olacak? Bütün bu rezillikler bana kalacak. Siz oradan devam edeceksiniz ha göreve. Öyle bir şey yok dedi. Evet. İhale ona kalacak. Beni satamazsınız dedi. Evet. Peki hocam şimdi bu olaylarla ilgili pazara kadar senin bir meşhur kuşun var biliyorsun. Programda zaman zaman kuşundan öğrendiklerini açıklıyorsun. Kuşunla irtibata geçip pazar gününe kadar özel bilgiler gelecek. Konuştun mu kuşun? Bak sana göstereyim. Birazdan kuşlar. Kuşunu mu göstereceksin hocam canlı yayında? He?
Kuşunu mu göstereceksin canlı yayında? Birazdan gelecek bak. Burası balkon. Balkon evet. Gördün mü? Balkona evet. Biraz kuşlar gelecek. Ben onlara darı, pirinç, kalmış pilav, ekmek taneleri atacağım. O kuşlar bana fısıldayacak. Merak etme, daha 2-3 gün var şeye. Beyaz futbolu yavrum. Ha, hava da güzel. Mutlaka hava uğrarlar. Güzel. Ben dolaşabilirim değil mi konuşurken? Tabii ki hocam. Keyifle. Yani seninle biraz büyük dolaş dolaş bitmez ya. Ya hocam. Rahat ol. Bu arada hocam az önce söylediğin şey şu anda çok konuşuluyor. Evet. Dedin ki asla demiyorum ama şu anda düşünmüyorum dedin MHK başkanlığını. Hayır şu an için asla. Yani şu anda düşünmüyorum. Demek... 8 yaşarsam Allah uzun ömür verirse 8 yıl Allah sonra... uzun ömür versin hocam. Yani aynen. Zaten hocam söyleyeceklerini söyledin. Eklemek istediğin, toparlamak istediğin bir şey varsa söyle. Ondan sonra rahat rahat yiyiz. Yok şu anda bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bak zaten Ahmet Ağaoğlu var ya. Evet. Kulüp Birliği Başkanı. Ne dedi bugün açıklamada? Dün bizim dedi Serdar Tatlı'nın istifası gibi bir talebimiz olmadı ki dedi. Evet bizim hocam. Biriz oldu dedi. Evet doğru. Kulüp parçalarını birleştir. Evet. Bir sesin gidip geldi hocam. Tekrarlar mısın cümleyi? Ahmet Ağaoğlu, Sayın Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Evet. Bir saat önce dedi ki bizim dedi dünkü toplantıda Serdar Tatlı'nın istifasını istemek gibi bir talebimiz yok. Hiç konuşulmadı. Bu bizim için de sürpriz oldu dedi. Heh, evet. Tamam. Bu ne demektir? Puzzle'ın parçalarını birleştir demektir. Anladım. Anladım hocam. Peki şimdi biz de daha önce konuştuk Ahmet Benim Ağaoğlu'yla. Benim vakit yok. Sabaha kadar konuşabiliriz. Devam et Onur. Devam edelim hocam. Tabii ki. Şu anda zaten problemim yok. Devam et. Evde oturuyorum. Binlerce kişi şu anda izliyor yayınımızı. Peki biz federasyonla da konuştuk işte. Hatta bu istifa açıklanmadan önce. İsmini vermeyeceğim. Sezgin abiyle burada konuştuk bir federasyon yetkilisiyle. Yo dedi bizim MHK'yi değiştirmek gibi bir inisiyatifimiz yok şu anda. Öyle bir şey yok dedi. Hani oradan da gelen demeçler böyleydi. Futbol federasyonu için de sürpriz oldu. Metin dedi ki. Bunlar hep düğüm tabii. Ben gözümle görmedim. Metin dedi ki mantıken düşünün. Ya bizi izleyen şu anda binlerce, on binlerce genç adama soruyorum. 8'iniz 9'unuz MHK'yi oluşturmuşsunuz. Başkan Serdar Tatlı, rezillikler ortada. Ali Koç feveran ediyor. Fenerbahçe camiası ayağa kalkmış. Metin Tokat istifa etti diyorlar. Metin Tokat gerizekalı mı? Bütün ihale bana kalsın ister mi? Ya. Bütün ahlaksızlık, bütün yanlış onda olsa bile istifa etmez. Kaldı ki Metin dürüst adamdır. Doğru. Yok ya dedi. Beni dedi o al koyduğum dilekçeyi gündeme getireceksiniz. Beni yakacaksınız. Bütün ihaleyi bana bıraktıracaksınız. Ben de sizin bunu yanınıza konuşurum ulan dedi. Bu 24 saat. En kirli 24 saat. Dedi ki sizler de etmezsen Serdar 2 sene önce seni kimlerin göreve getirdiğini açıklarım. Göreve gelirken hangi sözleri verdiğini açıklarım. Bize rağmen bazı maçları hangi hakemleri bizzat şahsen, reysen, tek başına atadığını açıklarım. Hocam? Tatlı gerizekalı mı? 50 bin lira aylığı bırakıp gitsin Urfa'ya. 50 bin ya. Lira mı? Bugün 50 bin lirayı Türkiye'de pek az kişi alıyor. Evet, CEO'lar falan alıyor hocam. Evet. Evet, valla şu anda anket yediği önünde yemediği arkasında. Aynen. Masrafları da yok zaten. Değil mi? Böyle kurumlardaki kişilerin. Uçak biletleri, otel masrafları, her şey o şeyden, federasyondan. Şoförleri altında, arabaları. Bir de istediğinden, telefonu açtığından herkes emrinde. Bunu bırakıp gidecek. Ama gitseydi dün giderdi. Metin'le evet. Gider. Aynen hocam. Vallahi söylediğin... Metin dedi ki ben de sizi satarım dedi. Söylediğin ya gerçekten... Bunlar... Ah bazı şeyleri hukuk olmasa mesela bana 5 dakika hukuk dışı kalsam ben burada neler söylerim biliyor musun? Evet hocam. Ama haklı olarak hukuk devletinde yaşıyoruz dikkat etmemiz lazım. Aynen öyle işte ispatlamak da gerekiyor. Şimdi hocam bazı isimler konuşuluyor. Mesela Sabri Çelik, sonra kim vardı başka Sezgin abi? Mustafa Çulcu. Bu iki isim üzerinde durulduğu şeklinde haberler aldık biz. Ne düşünüyorsun Mustafa Çulcu? Sabri Bey'i de, Mustafa Bey'i de tanırım. Birlikte çok maçlara gittik, geldik. Temiz adamlardır, iyi adamlardır, bilgili adamlardır. En azından yani mesela
10 tane Serdar Tatlı bir Sabri ile bir Mustafa'nın sol bacağı etmez. Etmez diyorsun. Tekrar söyleyeyim mi? Duydum, gayet iyi duydum. Bir daha bir söyle hocam. 10 tane Serdar Tatlı, bir tane Sabri Çelik'in, bir tane Mustafa Çulcu'nun, bir tane Muhittin Boşat'ın, bir tane Ali Kunağan sol bacağı etmez. Anladım. Peki şimdi hocam sen tamam o konuyu kapattık. MHK başkanı olmuyorsun. Ama farz et ki sen MHK başkanının yerindesin. Ne dersin hakemlere? Mesela Fırat Aydınus atandı derbiye. Onu konuşalım. Fırat'la ne konuşursun Fırat hocayla? Fırat'ın atanması yanlış bir atama değil. Ama Halil Umut Mener'in atanması çok yanlış bir atama. Niye? Evet. Ya Halil Umut Mener şu olaylı 3 gün önceki Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi değil miydi? VAR hakemiydi. Güzel. Haklı bir penaltı vardı. Onu Halil Umut Mener verdirmedi mi? Verdirdi. Çağırdı Ali Şansalı'nı. Haklı bir penaltıydı. Peki. Şimdi sen Halil Umut Mener'i bu maçı atadın. Diyelim ki o maç son dakika maç 0-0. Hafif bir sarılma oldu. Ve hani Atilla Salahi'nin Cornelius'a sarılmasından daha hafif bir sarılma oldu. Halil Umut Mener de vermedi. Ben diyecekler ki 20 milyon, 30 milyon Fenerli. Ulan Halil Umut Mener. Geçen hafta Atilla Salahi sarıldı, penaltı verdirdi. Bu akşam Alanyalı Ali bizim şeye Osayi'ye sarıldı, niye verdirtmedi diyecekler. Çok basit. Bu bile, bu bile atama, Halil Umut Mener ataması, Serdar Tatlı'nın atamasıdır. Bu bile stratejiden yoksun, öngörüden yoksun, bilgiden yoksun. Evet. Yani gider ayak, gider ayak diyorsun yine bir ortalığı karıştıracak bir atama yaptı öyle gitti. Yani olabilir. Evet. Ama tabii o burada VAR hakemi de önemli. Şimdi sen diyorsun ki derbinin hakemi Fırat Aydınus normal. Ama hocam şunu da bir hatırlatma yapayım burada. Belki unutanlar olmuştur. Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırlıyor musun? Jailson Belhanda, Fatih Terim 10 maç ceza aldı, kavga çıktı. Fırat'la küfür etti, evet doğru. Evet, 2,5 yıl Fırat Aydınus Galatasaray maçlarına atanmamıştı. Sonrasında geçen sene bir Göztepe maçına verildi. Göztepe maçına verildi geçen sene 2,5 yıllık aranın ardından. Ve şimdi de derbiye atandı. Hani belki Galatasaraylılardan bir şikayet gelebilir. Ya ama o kadar da derin bakarsak, o kadar da ince bakarsak bu işin içinden çıkamayız. Doğru. Hakem kalmaz verilecek. Peki hocam yaklaşık bir yarım saattir devam yayındayız. Devam et. Tamam. Devam edelim hocam. Bekleme şimdi yapma. Yani bekleme yapma. Peki. Valla iyi oldu bu atamaları da konuştuğumuz. Çünkü atamaların açıklanması iyi oldu bu yayın öncesinde. Şimdi Halil Umut Mener geçen sezon da üst üste bir atamaya denk gelmişti. Beşiktaş'ta. Ama o zaman orta hakem olarak. Şimdi önce VAR hakemi sonra orta hakem olarak atandı. Umut Meler bir kere galiba hayatımda telefonla mı konuştum hatırlamıyorum. Halil Umut Meler Türk hakemliğinin hamsterıdır. Hamster ne demek? Hamster. Minik bir fare böyle. O fare nerede kullanılır? Fare derken çocuğa hakaret etmeyeyim. O fare nerede kullanılır? Deneylerde. Hangi deneylerde? Biyolojik deneylerde. Evet. Hani fareye verirler bilmem ne ilacını. Fare şişmanlamaya başlar. 20 gün sonra fare ölür. Aa, hamster deneylerinde bu ilaç fareyi önce şişmanlattı sonra öldürdü derler. Veya fare. Evet. Maalesef. Kozmetik ürünlerinde falan da kullanıyorlar. Efendim? Kozmetik ürünlerinde de kullanıyorlar onları üretirken. Fareler, ya, tavşanlar. Hamster gibi kullanıyorlar çünkü. Geçen sene Sergenler, Beşiktaşlar isyan etti. Ertesi hafta yine Halil Umut Meler'i verdiler ki ikinci maçta çok başarılı Halil Umut Meler. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe. Fenerbahçe tuttu deneyi, fareyi. Yani fare derken yanlış anlaşılmaz ha. Halil Umut Meler anlamında söylemiyorum. Deney anlamında söylüyorum. Tabii deney. Seferde olaylı VAR hakemi, penaltıyı verdirten VAR hakemi Halil Umut Meler'i bu sefer Fenerbahçe'nin Alanya maçıyla orta hakem olarak atadılar. Yine fare deneyi yapıyor Serdar Tatlı. Yine deney yapıyor. O zaman Serdar Tatlı saat 14'e kadar kendini doktor zanneden, bilim adamı zanneden, yaratıcı zanneden bir şahıstı. Hmm. Bu itibariyle tarihin karanlıklarına gömüldü. Peki bir daha hiçbir göreve, bu tarz bir işe falan gelemez mi hocam? Yani yaşadığı sürece gelemez. Ha, ben ölürsem meydanı boş bulur gelir bilemem. Allah geçinden versin. Allah geçinden versin. Yok domuz gibiyim.
Maşallah hocam, dur. Tahtaya vurayım. Tahtaya vurayım. Vallahi hocam çok acayip şeyler söyledin ve şu anda büyük manşetler verdin gerçekten. Burada biz şu anda Sezgin abiyle beraber izliyoruz. Onun da varsa Size söyleyeyim, gelişen teknoloji insanları önlem almaya atıyor. Önlem almaya itiyor. Yani bugün mantıken düşün. Serdar Tatlı ile Metin Tokat veya bir meşk ve MHK üyesi. Telefonla konuşurken veya bir odada konuşurken. Kirli konuşmalar yaparken, yarın bir gün başına bir şeyler gelineceği hisseden, altta bulunan kişi bunları kayda alması çok tabii. Teknoloji o kadar ileride ki. Doğru olabilir. Mesela aynen. Ben ikimiz abi kardeşiz seninle. Evet. Senden tuhaf isteklerim oluyor. Ne gibi? Gidelim ya Ahmet Nurçebi'ye tehditkar bir program yapalım. Yapmayacaksak bize 10 lira para versin. Şantaj bunlar. Sen abi yaptığımız yap lan öyle yap diyorum. Sen kendini yarın bir gün garantiye almak bunu kaydedersin. Teknoloji çok basit. Bir düğmeye bakıyor biliyorsun değil mi? Doğru. Doğru. Yapan yapar bunu. Aynen. Doğru. Yapan yapar. Yani ya diyorsun, kardeşim ki... görmüyorsun. İsim vermeyeyim. Twitter'a bakın. Sosyal medyada kasetler, kayıtlar uçuşuyor. Doğru mu sevgili tabii, kardeşim? Tabii. İfşalar, mifşalar havada uçuşuyor. Aynen. Doğru diyorsun hocam. Peki. Onun şimdi artık sır kalmadı. Sır kalmadı. Onun için herkes düzgün, söylediği her şeyi kamuoyuna da söyleyebilecek şekilde sağlam durmalı. Peki. Hocam işin bir de Fenerbahçe boyutu var mesela Ali Koç. Ali Koç boyutu var. Belki Ali Koç'un elinde MHK'ye, federasyona karşı bir kozu var mıydı da gönderdi diye soranlar da oluyor mesela. Ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Böylesine güçlü ve tepedeki adamlar bu tür kozları umumiyetle bu tür koz gibi saklanacak olan materyali tutan adamlar iş yapan, tetik yani yanlış anlama kendi üzerine alma bu olayı. Tetikçi gibi yani başkanın yanındaki adamlar şeklindekidir. Dikkat edin daima ihanet veya bu tür patlamalar alttaki adamdan gelir. Anladım. Doğru. Yani sen bu işin çok güzel olurunu, kronolojisini, hepsini bize bunlar gerçekten... Onurcuğum ben bunları gözlerimle görmedim. Hı-hı. Ama duyumlarım var minik kuşlar. Ve zaten hayatın doğal akışına baktığım vakitte Metin Tokat'ın tek başına istifa etmesi Metin Tokat'ın sonu demektir. Aynen. Gerizekalı. Yani... Ulan başkan sensin. Sen ne istiyorsan yapıyorsun. Bizi mi feda ettin? Dedi dün. Tabii. Çok ondan mantıklı. 24 saati siz hayal edin. Ben duyduklarımı söylüyorum. Doğru söylüyorsun hocam. Hocam peki yavaş yavaş artık toparlayalım. Bu söylediklerini YouTube'da da yayınlayacağız. Beyaz Futbol YouTube kanalında. Eklemek istediğin bir şey var mı? Pazar günü çok daha derin bilgilerle Beyaz Futbol'da olacağız hep beraber. Şu anda her an bir kuş konabilir bahçeye. Bana bilgiler verebilir. Henüz konmadı mı hocam? Ya konuyor da benim kuşlar su biri iner biri kalkar. Bu birinci sortu. İkinci sortu var. Üçüncü sortusu var. Bilgiler gelir. Bilgiler gelir. Bugün perşembe değil mi? Cuma evet. Bir günümüz daha var pazara kadar. Bakarsın çok da önemli bilgiler olur. Sadece bana değil. Başka medya arkadaşlarıma, medyadaki başka arkadaşlarıma bilgiler gelir. Onu da evet. Tüm milleti, bizim sevgili gençlerimiz spor kamuoyu değerlendirir. Peki. Sen yine balkona yakın otur birkaç gün hocam. Gelen kuşları balkonlar kaçırma. Balkonlar karşında zaten. Karşında. Gördün mü? Peki. Tamam. Az önce balkonu da göstermiştin bize. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Vakit ayırdın. Onurcuğum öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Pazar günü yayında görüşmek üzere Beyaz Futbol'da. Bay bay. Görüşmek üzere hocam.